Merhabalar, ben İnşaat Mühendisi Metin Katlav. Lisans eğitimimi İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünü 2019 yılında fakülte ve bölüm birincisi olarak bitirdim. Aynı yılın akabinde İnönü Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği ana bilim dalında yüksek lisansa başladım. Lisans eğitimimde dönem itibariyle tez aşamasındayım. Enstitümüz 1984 yılında kurulmuştur. Kurulduğu yıldan itibaren amaçları ve hedeflerini net çizgilerle belirlemiş olup, alanında ulusal ve uluslararası standartlarda eğitim, öğretim gören ve araştırmalar yapan, özgüveni yüksek, etik değerlere bağlı, üretken, yenilikçi, çağa uygun hareket eden, liyakat sahibi ve insanlığa hizmet eden bilim insanlarını yetiştirmenin yanı sıra bölgemizin endüstri ve sanayisindeki sorunları akademik düzeyde çözüme kavuşturmak için bu sorunları lisansüstü test çalışmaları yaparak çözüme kavuşturmayı amaçlamaktadır. Enstitümüz İnönü Üniversitesi merkez kampüs yerleşkemizde olup öğrenci merkezinin ikinci katında hizmet vermektedir. Bunun da gerçekten önemli bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Zira ben de lisans eğitimim için tercihlerimi yaparken bütün idari, fakülte ve sosyal merkezlerin bir arada bulunduğu üniversiteleri araştırdığımda İnönü Üniversitesi'nin merkez kampüs açısından çok iyi bir düzeyde olduğunu söyleyebilirim. Fen Bilimleri Enstitümüzün benim de yüksek lisans yapmakta olduğum İnşaat Mühendisliği ana bilim dalı ile birlikte toplamda 16 ana bilim dalı bulunmaktadır. Bu ana bilim dallarının temel araştırma alanları matematik, fen ve mühendislik bilimlerini kapsamakta olup bu araştırma alanlarından iki tanesi ise birçok disiplinin bir araya getirilmesiyle oluşturulmuş disiplinler arası ana bilim dallarıdır. Enstitümüz çağın gereklerini de dikkate alarak özellikle bölgemiz ve dolayısıyla ülkemizin teknolojik gelişmelere ayak uydurması ve dışa bağımlılığımızı azaltacak ve bu alandaki sorunları geliştirebilecek, çözüme kavuşturabilecek ve disiplinler arası çalışmaları da teşvik edecek yeni ana bilim dallarını da bünyesine katmaya devam etmektedir. Bu amaçla da disiplinler arası ana bilim dallarından olan enerji bilimi ve teknolojileri ana bilim dalında doktora programı, uygulamalı bilimler ana bilim dalında yazılım mühendisliği ana bilim dalında ise yüksek lisans programının açılması için YÖK'e sunulmak üzere gerekli çalışmalarını tamamlamış bulunmaktadır.